Devam edelim. İsrail oturumu 10 yıl sır kalacak başlıklı haber nedir? Tabii ki meclisteki oturumla ilgili. Meclis İsrail saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri dün gizli oturumla ele aldı. Bakanlar Fidan ve Güler milletvekillerine bilgi verdi. Görüşme öncesi dinleyiciler, görevliler genel kuruldan çıkarıldı. Parti kulisleri, basın büroları boşaltıldı. Genel kurulda yeminli stenograflarla sağır dilsiz kavaslar görev aldı. Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca açıklanamayacak. Milletvekillerinin de konuşması yasak. Durum bu. Meclis genel kurulundaki dün toplantıyı zaten gün boyunca oradan arkadaşlarım sizlerle paylaştı. Bir gizli oturumdu. İçeriye bir bilgi sızmadı ama çıkınca mesela Sayın Özel'in açıklamaları vardı. Bazı açıklamalar yapıldı. Onların detaylarını da paylaşıyoruz sizlerle. Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları. İsrail'in Lübnan'a işgal girişimleri ve bölgede yaşanan gelişmeler kapalı oturumda ele alındı. Oturumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde ve milli güvenliğimizi her şeyin üstüne tutan bir anlayışla bölgedeki politikalara karşı emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi. Danışma kurulunun konuyla ilgili önerisini okuttu. Değerli milletvekilleri, bu önergeyi danışma kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Gündem dışı konuşmalardan önce AK Parti'nin görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi oylandı. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi. İttifakla kabul edilmiştir. Kapalı oturuma geçilmeden önce yeminli stenograflarla görevliler dışındakiler genel kuruldan çıkarıldı. Genel kurula bitişik basın büroları ve kulislerde boşaltıldı. Genel kurul salonunda iki bakanın bilgi vermesinin hemen öncesinde genel kurul salonuna yakın olan tüm odalar, özellikle de basın koridoru boşaltıldı ve odalar tek tek kilitlendi. Oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla DEM ve diğer siyasi partilerin genel başkanları katıldı. Alınan karar gereğince siyasi parti gruplarının konuşma süreleri birden fazla kişi tarafından kullanılabilecektir. İç tüzüğe göre her bir bakana 30'ar dakika, siyasi parti gruplarına 20'şer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan partilerden 2 milletvekiline de 5'er dakika söz verildi. Genel kurulun kapalı olması nedeniyle içeride konuşulanlar 10 yıl boyunca gizli kalacak. Tutanaklar ancak 10 yıl sonra kamuoyuyla paylaşılabilecek. Kapalı oturum başladıktan 3 saat sonra CHP Genel Başkanı Özel genel kuruldan ayrıldı. Çıkışta kameraların karşısına geçen Özel içeride konuşulanları anlatmadı ancak hedefinde Erdoğan ve Bahçeli vardı. Sayın Bahçeli de Sayın Erdoğan da ülkede konuşulan konulardan rahatsızlar. Gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar. İsrail'in Türkiye'ye saldırması çılgınlık değil. Olasılık bile değil. Olabilecek bir şey değil. Buradan korku üretiyorlar.